TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir koronavirüs bülteniyle karşınızdayız. Bugün 16 Eylül 2020 Çarşamba. Bugün itibariyle dünya genelinde vaka sayıları 30 milyonu geçmiş durumda. Ölümler 950 bine ulaştı ki bu rakamlar bilinen rakamlar. Yani resmi kayıtlara geçen rakamlar, gerçek rakamlar muhtemelen çok çok daha yüksek. Ve dünya genelinde de iyileşen 21,5 milyon insan var. Bu işin iyi tarafı, yani sevindirici tarafı. Dünya Sağlık Örgütü ama buna rağmen acı uyarılarına devam ediyor. Bugün COVID-19 özel temsilcisi Doktor David Nabarro, pandeminin henüz başlangıcındayız, kimse tedbiri elden bırakmasın dedi. Bu uyarılar yapılması gerekiyor çünkü insanlar yani aşağı yukarı Ocak, Mart ayından beri dünyanın her tarafında birlikte yaşıyoruz. İnsanlar bunaldı. Çok da anlaşılır bir durum. İnsanlar artık hayata, normal hayata dönmek istiyorlar. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Ama bu uyarıların da yapılması gerekiyor. Çünkü tamamen özgürlüğe, yani özgürce hareket ettiğimizde maalesef rakamlar artmaya devam ediyor. İsterseniz hemen dünyadaki genel duruma bir bakalım. İlk grafiğimizle. İşte gördüğünüz üzere dünya haritası bir coğrafya dersi gibi düşünürsek, Amerika kıtası hem kuzeyde hem güneyde ciddi oranda yüksek vakalar. Amerika Birleşik Devletleri halen 6,6 milyon, 6,7 milyon vakayla ilk sırada. Hindistan dün itibariyle 5 milyon vakayı geçti. Amerika'yı takip ediyor. Brezilya onların hemen arkasında ve Rusya bir diğer 1 milyonun üzerinde vakaya sahip ülke. Diğer büyük halkaları da görüyorsunuz. Avrupa bu meselenin şu an merkez üstlerinden biri. Afrika'da küçük halkalar, henüz ülkelerden çok yüksek rakamlar almıyoruz ama Afrika kıtasında hastalığın yeteri kadar tetkik edilemediği, tespit edilemediği de soru işaretlerinden bir tanesi. Herkese test yapmak zaten Avrupa'da bile kriz şu anda, yani test yapma meselesi ileride konuşacağız. Şu anda diğer ülkelerde, yani daha az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerdeki vaka tespit oranları ciddi anlamda sıkıntı. Ama Avrupa'yı görüyorsunuz, Asya kıtası izliyor. Latin Amerika zaten başlı başına bir vaka durumunda. İsterseniz hızlıca kıtalara bakalım. Kıtalarda son durum ne? Nasıl seyrediyor hastalık? Bir diğer grafimizde işte görüyorsunuz. Asya kıtasında adeta hastalığa hiç müdahale edilmemiş gibi kendi seyrinde devam ediyor. Yani yükseliş trendi sürüyor. Tabii burada özellikle Hindistan gibi, Pakistan, Afganistan gibi nüfusu yoğun ve hastalıkla da mücadele etmeyi pek de başaramayan hükümetlerin olduğu yerlerde vaka artışları çok hızlı şekilde devam ediyor. Hemen altında Avrupa var. Avrupa Mart-Nisan ayı gibi ilk dalgayı atlattı. Vakalar aşağı yönlü devam ediyorken şu anda yeniden ikinci dalgaya doğru ilerliyoruz. Vaka sayıları artıyor. Tek sevindirici şey ölüm oranlarının ilkindeki kadar yüksek olmaması. Avrupa için konuşuyorum. Kuzey Amerika görüyorsunuz ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun en temel sebebi Amerika Birleşik Devletleri. Kanada nispeten bir Avrupa ülkesi kadar vakaya sahip diyebiliriz. Onun altında Orta Doğu ülkeleri geliyor. Türkiye'nin de dahil olabilir. Türkiye'yi Avrupa'ya dahil ediyoruz daha ziyade ama Orta Doğu ülkeleri, İran, Irak, ki Irak son haftalarda özellikle ciddi vaka artışlarına sahip bir ülke. Diğer Orta Doğu ülkeleri de onu takip edecek gibi gözüküyor. Latin Amerika, az önceki grafikte de haritada da gördüğünüz Latin Amerika ülkelerinde de hastalık çok ciddi, yoğun şekilde devam ediyor. Afrika'da özellikle Güney Afrika'nın başını çektiği bir yoğunluk var diyelim. Güney Afrika nüfusunun neredeyse 50 milyonluk bir nüfusu var ve bunun dörtte birinin, beşte birinin hastalığa sahip olmuş olabileceğini söyledi Sağlık Bakanı önceki gün. Böyle düşünebiliriz. İspanya ve Fransa günlük çok yüksek vakalar açıklamaya devam ediyor. Neredeyse 10 bin günlük vaka açıkladıkları günler oldu. Onu Hollanda ve Belçika takip ediyor. İtalya düşük. İtalya daha önce hastalığın merkezlerinden biriydi ama şu anda daha düşük seyrediyor. Almanya ise vaka sayıları yüksek, bulaşma oranı kısmen yüksek ama Avrupa ortalamasını düşünürsek biraz daha düşük diyebiliriz. Hemen bir sonraki grafimizde ikinci dalga yaşayan bazı ülkeleri görüyoruz. Özellikle İsrail burada çok önemli.
İşte görüyorsunuz bir süreliğine de olsa hastalığı kontrol altına almış gibi gözüküyordu ülkeler ama şu anda hemen her yerde ikinci dalga etkisini görmekteyiz. Yani bugüne kadar yapılan hastalıkta şöyle ya da salgınla böyle iyi mücadele edildi. İşte salgına karşı en iyi tepkiyi şu hükümet verdi gibi yorumlar aslında biraz erkenci yorumlardı. Çünkü şu anda hastalık yeniden hız kazanmaya başladı. Özellikle İsrail'de rakamlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir artış gösteriyor ki ilk dalgada İsrail hastalığı kısa sürede neredeyse yok etmişti. Ama bir anda yeniden rakamları yükseldi ve şu anda kontrolü kaybetti. Öyle ki Cuma gününden itibaren 3 haftalık karantina, ulusal çapta karantinaya gidiliyor. Bu bir ilk yani şu ana kadar ikinci dalgadan dolayı bölgesel karantinalar oldu. Şehirler ya da eyaletler kapatıldı. Fakat bütün ülke çapında ilk kez bir ülke 3 haftalık karantina kararı aldı. Bu eğer sonbahar ve kış aylarında hastalığı, salgını önleme çabaları yetersiz kalırsa birçok ülke bunu yapacak muhtemelen. İspanya'da da Madrid bölgesi, özellikle başkent Madrid'de çünkü İspanya'da rakamlar çok ciddi oranda arttı. Bu turizmi de şu anda baltalamış durumda ve Madrid bölgesinde ciddi önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce Belçika'da Antwerp şehri yapmıştı bunu hatırlarsanız ve işe de yaramıştı açıkçası. Bundan sonra ülkeler muhtemelen bunu devam ettirecekler. Türkiye'de son durum ne? İsterseniz hemen ona bakalım grafiğimizden. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı verilere göre işte kırmızı ile işaretli olanlar en önemli meseleler. Toplam hasta sayısı 300 bine yaklaşmış durumda Türkiye'de. Ağır hasta sayısı 1327, günlük hasta sayısı da dünün rakamına göre 1742 idi. Bu muhtemelen artmaya ya da bu seyirde devam edecek gördüğümüz üzere. Çünkü hastalığın azalacağına dair bir emare, bir işaret yok. Birçok insan sokağa çıkma yasağı bekliyor. Yani hafta sonu dahi olsa belki işe yarayabilir. Fakat uzun vadede daha kesin, daha uzun süreli sokağa çıkma yasağı dışında maalesef çözüm yok. Yani en azından bölgesel olarak yapılabilir Türkiye'de diye düşünüyorum. Tabii rakamlara güven giderek düşüyor çünkü çeşitli sağlık görevlileri, doktorlar ya da işte belediye başkanları, yerel yöneticiler farklı rakamlar açıklamaya başladılar. Mesela sadece Ankara'da 5000'e yakın günlük vaka olduğu iddia ediliyor. Tabii bunlar keşke bunları resmi görevliler açıklasalar. Çünkü yani resmi olmayan ya da doğrudan bilgilere erişimi olmayan isimler bu rakamları açıkladığında bir kuşku uyandırıyor. Zaten hükümet de bu kuşku üzerine oynuyor biraz. Yani eğer bilginin akışının tekeli sizdeyse o bilgi istediğiniz gibi manipüle edebiliyorsunuz maalesef. Ve Türkiye'de de şu an biraz öyle oluyor gibi gözüküyor. Yani bunu tabii böyle gözüküyor ama günlük hayatta şu an Türkiye'deki insanlar etraflarına bakarak, eşinin dostunun durumuna bakarak bunu çok rahat anlayabilir, kavrayabilir durumda diye düşünüyorum. Türkiye ile ilgili en büyük tehlike ağır hasta sayısı. Bir sonraki grafikte hemen onun bir kıyasını yapalım size isterseniz. Türkiye'de 1327 ağır hasta var. Ağır hasta ne demek? Tedaviye çok geç cevap veren ya da cevap vermeyen hasta demek. Bunların bir kısmı yoğun bakımda, bir kısmı vantilatöre bağlanmış, solunum cihazına bağlanmış durumda. Bir kısmı belki evde tedavi görüyor ama tedaviye cevap vermiyor. Dolayısıyla bu kategori önemli bir kategori çünkü bu insanlar maalesef ölüme yakın denilebilir. Yani eğer bir tıbbi olarak bir şey yapılamazsa. Ama Türkiye'deki ağır hasta oranı bana biraz garip gelmişti. Diğer ülkelerle kıyasladım. Mesela Amerika'da 2,5 milyon aktif hasta var şu an hasta olan. Yani toplam 7 milyona yakın toplam vaka var ama 2,5 milyonu aktif hasta iyileşmemiş durumda. Ve ağır hasta sayısı sadece 14 bin civarında. İşte Hindistan'a bakıyorsunuz 1 milyon aktif hasta da 9 bine yakın. Türkiye'ye benzer bir ülke bakabiliriz. Mesela İran'da 35 bin aktif vaka var, 4 bine yakın ağır hasta var ki İran'da zaten sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda diyebiliriz. Arjantin 117 bin aktif hastada 3 bin ağır hasta var. Yani İran'la kıyasladığınızda Arjantin'de vaka sayısı, aktif hasta sayısı yüksek olduğu için biraz da böyle. Ama mesela İtalya'ya baktığınızda 40 bin aktif hasta var şu anda. Ve sadece 201 ağır hasta var.
Dediğim gibi yani Avrupa'da şöyle bir durum oluştu. Avrupa'da ikinci dalgada vakalar yüksek olsa da ölüm sayıları düşük, hastaneye gidişler az. Çünkü artık neler yapılabileceği biliniyor. Bir, ikincisi artık daha genç nüfus hasta olmaya başladı. Yani daha genç nüfus test olmaya başladı. Bu testler de ortaya çıkmaya başladı. Ama Türkiye'de ağır hasta vakasının artması demek, hani ilk dalgada 65 yaş üstünü eve kapattık, işte kurtulduk. En zayıf halkayı bir şekilde koruduk diye düşünüyordu belki Türkiye ama şu anda belli ki yaş ortalamasının yani yüksek yaş ortalamasındaki insanlarda da hastalık ciddi anlamda yayılıyor. Kronik hastalığı olanlar ya da farklı bedensel sağlıksal problemleri olanlar hastalığa yakalanıyor anlamına geliyor bu ağır hasta sayısının yüksek olması. Ve tabii aynı zamanda yeterli tedaviye ulaşamadıkları anlamına da gelebilir. Çünkü koronavirüsten en çok ölümlerin ya da en çok ciddi etkilenmelerin sebeplerinin başında geç teşhis geliyor. Lütfen yani eğer koronavirüs semptomları gösteriyorsanız geç kalmamaya çalışın derim. Tabii bu biraz test kapasitesiyle de alakalı. Ne zaman test yapacakları, ne zaman çıkacakları da önemli diyerek burayı geçelim. Aşıya gelelim. Malum herkes aşıyı bekliyor. Hepimiz bir şekilde aşı bulunsa da bu salgından bir an önce kurtulsak diye bekliyoruz. New York Times'ın koronavirüs aşı takibi şu anda 5'e çıktı. Görüyorsunuz limitli şekilde kullanılan, onaylanan aşılar. Bu 5'e nasıl çıktı? Çinli Sinopharm isimli şirket Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 tane aşı çalışması yürütüyor. 3. fazda yani yaklaşık 40-50 bin kişilik iki farklı grup, iki farklı aşıyı deniyor orada. Dolayısıyla buradaki aşılara geçici olarak bir onay verildi. Yani acil durumlarda kullanılabilir. Daha fazla, yani şu anda test aşamasında 50 bin kişi var ama kademe kademe bu sayı yükseltilebilir demek bu. Dolayısıyla şu anda 5 tane yarı onaylanmış, 9 tane de üçüncü fazda yani üçüncü fazın bir adım sonrası işte limitli kullanım bir adım sonrası da tamamen onaylanmış aşı demek. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump seçimden önce bir aşıyı piyasaya sürmek istiyor. Ekim sonu gibi ya da işte Kasım başı gibi Amerika'da aşı yaygınlaşabilir. Bir ihtimal bu tabii. Ama şirketler buna nasıl tepki verecek ya da Sağlık Bakanlığı Amerika'da sağlık örgütleri nasıl buna yaklaşacak onu hepimiz göreceğiz. Ama şu anda Trump'ın seçimi kazanmak için en büyük kozlarından bir tanesi aşı diyebiliriz. Bu arada haberlerde duyuyorsunuzdur aşı deneylerinde duraksamalar oluyor. Çünkü bazı deneklerde yan etkiler görülüyor. Mesela geçen hafta Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin bir arada yürüttüğü çalışma kısa süreliğine durdurulmuştu. Çünkü bir denekte beklenmedik bir reaksiyon görülmüştü. Ama daha sonra nedeni anlaşıldı ve geçildi. Şu an devam ediyor çalışma. Bugün de Pfizer şirketinin BioNTech, Alman BioNTech şirketiyle beraber yürüttüğü aşı çalışmasında bir beklenmedik etkiler görüldüğü söylendi. Ama çalışma devam ediyor çünkü ciddi bir etki değil. Yani hafif derecede işte ateş yükselmesi gibi koronavirüs semptomlarıyla uyumlu semptomlar görülmüş. Dolayısıyla bu aşıların zaten beklenen yan etkilerinden beklenmedik yan etki olduğunda muhtemelen çalışmalar durdurulacak. Bu arada Rusya biliyorsunuz Sputnik 5 adını verdiği aşıyı kullanmaya başladı. 100 milyon doz kadar da Hindistan'a satacağını duyurdu. Bir anlaşma imzalanmış. Bu da aşıyla ilgili bir diğer gelişme. İsterseniz bugün biraz ekonomi ağırlıklı konuşalım istiyorum. Ekonomiyle ilgili size bazı grafikler göstereceğim. Malum en büyük etkisi ekonomiye oldu koronavirüsün. Onlardan biri de işsizlik meselesi. Bu grafikte gördüğünüz yani çizgiler şunu anlatıyor. Bu ülkelerde ne kadar yeni iş ortaya çıkmış, yani ne kadar yeni iş ilanı verilmiş. Görüyorsunuz yani Şubat, Mart civarı her yerde karantina tedbiri alındığı için grafik bir anda düşüyor. Eksilere düşüyor. Yani küçülmeye gidiyor bütün ekonomiler. Ama şu anda bu grafiğin yukarı yönlü hareket ettiği ülkeleri görüyorsunuz. Bunlar Avrupa ülkeleri ve dünyadaki bazı gelişmekte olan ülkeler. Mesela Brezilya'da yeniden bir toparlanma görülüyor.
Ama bazı ülkeler çok derin düşüş yaşadığı için, mesela İngiltere onlardan bir tanesi. İngiltere'de şu an bir miktar yukarı çıkış var ama vaka sayıları arttığı için, salgında ikinci dalga yaşandığı için ve hükümet de çok iyi yönetemediği için belirsizlik sürüyor. O yüzden de toparlanma biraz gecikebilir. Çünkü İngiltere ikinci çeyrekte %20 küçüldü. Yani çok ciddi bir rakam, tarihsel bir tarihi bir rekor kırdı. Ama diğer ülkeler, özellikle Amerika, yavaş yavaş toparlanıyor. Almanya çok derin bir düşüş yaşamamıştı toparlanma evresinde. İtalya şu anda hem vaka sayılarını düşük tutmayı başardı ikinci dalgada, hem de ekonomisini toparlıyor diyebiliriz. Bir diğer ekonomide etkilenen, ciddi etkilenen sektörlerden bir tanesi eğlence sektörüydü. Özellikle kafeler, restoranlar ya da işte eğlence merkezleri, işte görüyorsunuz, bu buralardaki müşteri talebinin ölçümü bu. Yani hemen Mart itibariyle düşüşleri görüyorsunuz. Mesela Yunanistan'da sol üstte %79 kadar düşmüş buraların müşterisi. Ama çok hızlı bir şekilde yükselmiş. Çünkü Yunanistan turizm noktalarından biri oldu bu yaz için. Özellikle Avrupalı turist Yunanistan'ı tercih etti. Çünkü başka bir yere gidemiyordu. İsveç hemen yanında. Zaten İsveç'te biliyorsunuz karantina tedbirleri çok uygulanmadığı için çok ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ama şu anda o bile toparlanmaya başlamış. İşte Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, hemen hepsinde bir toparlanma var. Ama vaka sayılarının çok yüksek olduğu işte Hindistan ve Brezilya gibi sağ alttaki ülkeler, oralar henüz tam da toparlanabilmiş değil. Koronavirüs öncesine geçebilmiş değil. Yani birçok ülke koronavirüs öncesine neredeyse yaklaşmış durumda bu alanlardaki tüketim talep anlamında. Ama koronavirüsü eğer bir an önce tedbir alıp vatandaşlarınıza da bunları uygulatıp üstesinden gelemezseniz ekonominizi maalesef bu şekilde etkiliyor. Turizm sektöründeki son duruma bakalım isterseniz. Bir de malum en ciddi etkilenen sektör turizm sektörüydü. İşte görüyorsunuz, rezervasyonların oranı bu ülkelerdeki sıfır noktası geçen seneki rezervasyonların, işte turist gelişinin, otel rezervasyonlarının oranı. İşte Fransa'da hemen sol üstte görüyorsunuz ciddi bir dip yapıyor. Daha sonra bir yükseliş var. Ama tekrardan bütün grafiklerde bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani yazın belli bir oranda turizm toparlanır gibi oldu ama şimdi tekrardan düştü. Çünkü yeniden bütün ülkelerde rakamlar yükseldi, bütün ülkelerde sayılar yükseldi. İkinci dalganın ortaya çıkmasıyla beraber turizm sektörü yeniden geçmişe göre çok daha kötü duruma gelmiş durumda. Bu da turizm sektörünün toparlanma rüyasını bir anlamda diyelim yarıda kesmiş diyebiliriz. Son olarak ülkelerin ikinci çeyrek küçülme oranlarına bakalım. İkinci çeyrek ne demek? Mart'la Haziran ayı arası demek. Yani koronavirüs tedbirlerinin en yoğun olduğu, ekonomilerin durdurulduğu dönemler. İşte hangi ülke ne kadar küçüldü? En solda İngiltere'yi görüyorsunuz. %20 kadar küçüldü bu çeyrekte. Fransa %14 kadar küçülmüştü. İtalya %12'den biraz yüksek. Euro bölgesi yine %10-12 civarında. İşte Kanada onu takip ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması yine %11-12 arasında. G7 ülkelerin, yani en gelişmiş 7 ülkenin ortalaması %10 civarı. Bu ciddi bir veri. Özellikle Çin biraz şeyi yükseltiyor diyelim ortalama. Çünkü Çin çok kısa sürede hastalığı bir şekilde, salgını bir şekilde önledi ve ekonomisini tekrardan çalıştırmayı başardı. Bu da Çin'in çok daha hızlı toparlanacağı anlamına geliyor. İşte Japonya yine %8 civarı bir küçülme yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri %10 civarı yaşadı. Türkiye de resmi olarak %10 civarı bir küçülme açıkladı. Fakat tabii yine bu rakamlara da çok güven olmuyor diyelim. Bir sonraki grafiğimiz sağlık sektöründeki yorgunlukla alakalı. Sağlık sektörü malum, yani bir yıldır neredeyse, işte Mart ayından beri, hatta hazırlıkları da sayarsak Ocak'tan beri
bu vakayla uğraşıyor dünya genelinde. Peki nelerle uğraşıyor tam olarak? Yani bunun bir test aşaması var. Yani test laboratuvarlarında sürekli işte hasta olduğu düşünülen kişilere test yapılıyor. Bu testler sonuçlandırılıyor. Sonuçlar dosyalanıyor, kişilere iletiliyor, takip ediliyor. Bu bir iş yükü. Bununla beraber tedavi kısmı var işin. Bununla beraber hastanelerde, diğer sektörlerde, diğer alanlarda, hastanedeki diğer birimlerde de, ünitelerde de belli anlamda, belli ölçüde tedbir alınıyor. Çünkü oralarda sıçrama riski olabilir diye. Dolayısıyla sağlık sektörü ciddi anlamda yoruldu. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Mesela Fransa'da önceki gün bir grup test laboratuvar çalışanı çok yoğun çalıştıklarını ve buna rağmen tazmin edilmediklerini söyleyerek iş bırakma eylemi yaptılar. Birkaç laboratuvar kapısına kilit vurmuş. Bununla beraber İngiltere'de test talebine yetişilemediği ortaya çıktı. Çünkü malum sonbahar aylarına girdik. İnsanlar grip olmaya başladılar. Grip semptomları koronavirüs semptomlarına benziyor. Yani işte ateş olabilir, öksürük olabilir. Dolayısıyla grip de olsa insanlar test yaptırmak istiyorlar. Çünkü koronavirüse bir an önce tedavi olması gerekiyor veya bilmesi gerekiyor işte bulaştırmamak için vesaire. Dolayısıyla sonbahar ve kış aylarında ciddi bir test talebi olacak. Yani bu her ülkede olacak. Şu an İngiltere'de bu konuşuluyor. Testlere yeteri kadar yatırım yapılmadığını ve kapasitenin henüz çok beklenenin altında olduğunu söyleniyor. Hükümet bundan dolayı eleştiriliyor. Dün Boris Johnson Başbakan bir açıklama yaptı ve Ekim gibi günlük 500 bin test yapmayı yapabilecek duruma gelmeyi hedefliyoruz dedi. Bu ciddi bir rakam. Yapılabilirse özellikle kış aylarındaki yükselişte ciddi bir etki edebilir. İnsanların erken teşhis etmesine yardımcı olabilir. Fakat yapılamazsa ciddi bir test talebi olacak ve bu karşılanamadığı zaman sektör, sağlık sektörü ciddi bir krizle karşı karşıya gelebilir. Dolayısıyla burada iki önemli mevzu var. Bir, hükümetlere bakan tarafıyla test kapasitelerini arttırmaları gerekiyor bu süreçte. Çünkü sonbahar, kış ayları geliyor. İkincisi de vatandaşlara, yani bizlere bakan tarafı grip salgınına dikkat etmek. Grip semptomları koronavirüse benziyor. Dolayısıyla kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta birçok ülke grip aşısı tavsiye ediyor şu anda. Çünkü grip olmak riskli bir durum şu anda. Çünkü grip olmak olduğunuzda da bunun grip mi koronavirüs mü olduğunu bilemeyeceğiniz için mutlaka test yaptırmaya çalışın. Eğer bulunduğunuz bölgede test imkanları kolay ulaşılabilir durumdaysa. Avustralya'ya geçelim. Avustralya'da ilginç bir haber var. Hemen onunla ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Bir hukuk firması, Carbon Lawyers isimli bir hukuk firması, Victoria eyaletindeki karantina tedbirlerine karşı dava açmaya hazırlanıyor ve binlerce kişiden de dilekçe toplamış. Şikayetler şu şekilde: karantina tedbiri alındı hükümet tarafından ve bir sürü insan işini kaybetti, gelirini kaybetti. Bazıları ruh sağlığını kaybetmiş durumda ve bunların tazmin edilmesini bekliyorlar. Bu örneği özellikle verdim çünkü Avustralya'da Victoria eyaleti rakamlar yükselince sadece o eyalette kapatma uygulamıştı. Ve birçok ülke şu anda bunu yapıyor. Bu eğer yayılırsa hükümetler ciddi manada bir dava seliyle, bir tazminat davası seliyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü insanlar bir şekilde tazmin edilmek istiyor. Yani hani yani bu bir salgın, hep beraber ya evet yapabilecek bir şey yok da diyebilirsiniz ama hükümetleri sorumlu tutanlar da olabilecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunu çok konuşacağız. Bununla beraber mesela İngiltere'de şu anda parlamentoda şu tartışılıyor: bir araştırma, bir soruşturma heyeti kuralım. Hükümetin pandemiye karşı geliştirdiği cevabı sorgulayalım. Gerekirse hükümeti sorumlu tutalım deniyor. Şu anda Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin daha önemli işleri var diyerek konuyu biraz kapattı ama yani bugün olmaz yarın olur. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, hatta yıllarda bu konu üzerine çok konuşulacak. Teorik çok tartışma yapacağız. Hatta güçlü parlamentosu olan, parlamenter geleneği olan ülkelerde hükümetler bundan dolayı sorguya çekilecekler gibi gözüküyor.
Okullar malum açılıyor dünya genelinde. Bugün UNICEF'ten yapılan bir açıklamaya göre dünya genelinde yaklaşık 872 milyon çocuk eğitim imkanından mahrum kalmış durumda. Bu da toplam bütün öğrenci nüfusunun yarısını teşkil ediyor. Yani şu an her iki öğrenciden biri doğru düzgün eğitim alamıyor. Bazıları tabii bunların içerisinde uzaktan eğitim alanlar var ama hepsi de uzaktan eğitime eşit şekilde ulaşamıyorlar. Hatta UNICEF'in açıklamasına göre yaklaşık bir 400-450 milyon civarında öğrenci uzaktan eğitime hiç ulaşamıyor. Yani bu şu demek, dünya nüfusunun bir kısmı kayıp jenerasyon olarak önümüzdeki yıllarda adlandırılacak diye düşünebiliriz. Eğitim imkanı alınamamasından dolayı. Tabi bu bir yıl olur, iki yıl olur, ne kadar süreceğini henüz bilmiyoruz ama bu kayıp bir şekilde etki edecek gibi gözüküyor. Şu anda okulları açan ülkelerde ciddi tedirginlik var. Bazı ülkelerde, belli bölgelerde özellikle okullar yeniden kapatılıyor ya da tekrardan uzaktan eğitime geçiliyor. Yani okulları açmak riskli bir hareket. Tabii risk almadan hayatımıza devam edemeyiz. O ayrı bir tartışma konusu. Ama okulları sadece açmak yetmiyor. Okullara gerekli işte malzemeleri sağlamak, temin etmek işte. El losyonları, bunun böyle maskeler, temizlik araçları, hatta öğrencilerin ya da personelin düzenli şekilde test edilmesi, ateş ölçülmesi vesaire gibi önlemler alınması gerekiyor. Bütün eğitim sistemine bunu bir anda verebilmek tabii masraflı da bir iş. Dolayısıyla bu yüzden de zaten her hükümetin okulları açarken bunları değerlendirmesi gerekiyor diyebiliriz. Bazı ülkeler, mesela İskandinav ülkeleri, açık havada şu anda ders görüyorlar. Hatta Danimarka ile ilgili güzel bir haber vardı. Ormanlarda ders işlemeye başlamışlar. Bu da önümüzdeki günlerde, belki kış aylarına girmeyle beraber zor olabilir. Ama alternatifleri düşünmek gerekiyor diyebiliriz. Son haberimiz futboldan. Malum futbol ligleri bir şekilde hayatına devam ediyor. Bir şekilde başladılar. Seyircisiz de olsa oynanıyor. Fakat burada tabii ciddi bir kayıp da var. FIFA yetkililerinin son açıklamasına göre toplam şu ana kadar koronavirüsün 14 milyar dolarlık küresel futbol endüstrisine zararı olmuş. Bu tabii sadece belli bir dönemi kapsıyor gibi gözükse de önümüzdeki aylarda da yine seyircisiz oynanmaya devam edeceği için bazı medya gelirleri, bazı sponsorluk gelirleri düşeceği için bunlar da işin içine dahil. Dolayısıyla FIFA bu sebeple 1,5-2 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor. Böylelikle ihtiyaç sahibi ülkelerde futbol federasyonlarına çeşitli yardımlarda bulunacak. Böylelikle de futbolun bir şekilde ayakta tutulması hedefleniyor ama bu da tabii öncelikler meselesini muhtemelen karşımıza çıkaracak. İnsanlar öncelik futbolda olmalı mı diye sorabilirler. Bugünlük bültenden bu kadar. Bizden bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalın ümidiyle noktalıyoruz.